Yani siz e, fırçaladınız, 3 dakika fırçaladınız ama yeterli fırçalamadınız ki bu çok rastlanır. Dişlerin arayüzleri vardır. O arayüzlere fırça girmez. Biz onun için fırçadan sonra diş ipi hı hı. kullanmasını öneririz. Ya da arayüz fırçaları vardır. Eğer bilinçli bir şekilde fırçalanırsa, temizlenirse çok iddialı bir şey ama dişler çürümezler. Evet. Dişler rahatsız olmazlar, kaybedilmezler. Onun dışında tabii ki yenilen gıdalar vesaire hı hı. bunlar da. Peki yenilen gıdalar demişken dişlerimize dost gıdalar ya da dişlerimize e, kötü etkileyecek gıdalar hangileri? Böyle bir ayrımı yapabilir miyiz? Tabii ki ama e, yani şimdi bu çok klasik şöyle işte peynir çok yemek, süt içmek vesaire kalsiyumdan zengin gıdaların alınması, çok meyve sebze yenilmesi. Bunların hepsi destekli şeyler. Tüm sağlığı destekleyen şeyler. Zararlı olan şeyler de belli işte karbonhidratlar. He. Yani çok çikolata yemeyin, çok şeker yemeyin, meyve tatlı yemeyin, meyve suyu. Bunlar karbonhidratlar. Ama şunu söylemek doğru olur. Eğer bakım yaptığı yapıyorsanız yani sabahleyin kahvaltınızı yaptınız, dişlerinizi fırçalıyorsanız sabah kahvaltıda yediğiniz reçel zarar vermez. Hı hı. Yani sizin temizliğinizle ilgili bir şey ama yediğiniz tatlı, çikolata e, dişler üzerinde kalır. İyi temizlenmezse zamanla o diş yapısını bozmaya başlar. Evet. Yani temelinde temizlik, temizlik yatıyor. Kesin. Şimdi şunu yeme, bunu yeme demektense temiz tut demek daha doğru. Asitli içeceklerin zararlı olduğu söylenir mesela. Yani daha sonra fırçalandığında bu tehlikenin önüne mi geçilir. Geçilir önüne tabii geçilir. ki yani o asitli içecek e, diş minesi üzerine yerleşir. Siz zamanda kaldırırsanız etkisi olmaz. Ama zamanda kaldırmazsanız yavaş yavaş o aralardan, dişlerin üzerindeki aralardan içeriye girerek genişletir çürükleri, arttırır. O Ama e, asitli içecek her, vücudun her tarafına zarar veriyor. Evet. Mümkün olduğunca içmeyelim. Mümkün olduğunca e, karbonhidrattan su, tuz... E,